Resulullah da böyle işe hevesli adamlara iş vermiyormuş. Yani gelip bana işte şu iş ver, beni şuraya görevlendir diyenlere iş vermiyormuş. Kendi seçiyormuş ve bunu öğretmiş. Yani üst yönetim, idareci görevlere kendisi seçsin birileri. Süreç birilerinin kendilerini görevleri almak için sergiledikleri bir boyuta gelmesin. Böyle olursa o zaman bütün görevler yüzü yırtık, ağzı laf yapan, ondan sonra istemek zilletine düşmüş kimselerin eline geçer. Ne yazık ki bu böyle. Yani Resulullah'ın döneminde onun uyguladığı şekliyle bu güzellik var ama sonrasında artık kimin ağzı laf yapıyor, kim kendisini birileri üzerinden parlatıyor, lobi yapıyor, çabalıyorsa bakıyorsun onlar göreve gelir. Ve bir sistem böyle kurgulanmış ise o sistemin dibe vurması kaçınılmaz. Çünkü zeki insanlar, liyakat kabili, vakur insanları özellikle elimine eden bir sistem bu. Vakur bir insan gidip beni bakan yap der mi? Karakterli bir insan, ağırbaşlı bir insan. Gidip beni milletvekili yap der mi? Sürünür mü onun bunun peşinde? Yani devletin yönetimi açısından düşünün. Buralar işte bakanlık var, vekillik var, başka ne var? Yani yönetime giden süreçlerde bunlar ağırlıklı değil mi? Buralarda eğer bir meclis şöyle şeyine baktığınızda çoğunlukla işte bu demin söylediğim yırtık tiplerden oluşuyor ise çok az böyle gidip işte kendisini teşhis edip bu adam hakikaten liyakatli, çağıralım, davet edelim, görevlendirelim. Bu üsluba çok az başvurulur veya başvuranlar bunu başarılı yapıyorlar demektir. Diğerleri ise hep şey mücadelesi, trafikteki o hani tek şeride düşen yoldaki durum ne oluyor? O ona korna çalıyor, ona dur sen geri ben geçeceğim falan. Dirsek ve omuz mücadelesi. Bakıyorsunuz bazen fotoğraflara da yansıyor. Birbirlerine omuz mücadelesiyle resme girmeye çabalıyorlar. Böylesi bir hırs, heves ve istek içerisinde olan bir kimse de vakar olur mu? Vakarı olmayan adamdan da vakarı olmayan adama da ülke teslim edilir mi? O adamın bu anlamda bir potansiyeli olsa, derinliği olsa, ehliyeti olsa bir o kadar da ağırlığı olur. O kadar ağırlığı, ehliyeti, kabiliyeti olan kimse de insanların önüne gidip yüzünü gözünü yerlere sürmez iş istemek adına. Bu süreci kapatmalı, öyle bir sistem geliştirmeli ki bu süreç kapatılmalı ve diğer sistem başlamalı. Yani bir göreve, o göreve için gerekli altyapıya sahip kimseler arasından isteklileri değil, talepli olmadığı halde vakur ağırbaşlı kimseleri belki de ikna ederek çağırmalı ve onlardan sonuç almalı. Resulullah böyle yapmış. Ve dinleyen her akıllı kimse de evet en doğrusunu yapmış diyecektir. Başka şey yok ya. Yani. Ve açıkça söylemiş. Biz böyle isteyene bu görevi vermiyoruz. Talipleri de değil. Hocam, görevde istemeye devam ederler. Belki o endişeler var. Yani menfaat talep etmeye yatkın var. Yani bir defa karakteri zaten yerlerde sürünüyor. Bu adam gelmiş, bu kadar adamı ayarmış, onu oradan söyletti, buna buradan söyletti, buna buradan söyletti. Yani zaten böyle bir adam hiçbir yanlış yapmasa bile ya böyle zelil bir kimseye makam mı tevdi edilir? Adamın kendisi zelil, siz onu başkalarının üzerine çıkaracaksınız. Yani birilerinin üzerine en dipteki adamı getirmek gibi bir şey. Ve sisteminiz hep bunu yapıyorsa hep çok kötü. O zaman toplumu hayal kırıklığına uğratırsınız. Çünkü böyle bir dipteki bir adam, böyle karakter yoksunu bir adam başkalarını ezecektir belli bir makama gelince. Ağırbaşlı değil, efendi değil, vakar yok. Ha böyle yapmak da o kadar bir sürüngenlik midir? Bu artık cevabı kişinin kendi vicdanında olan bir şey. İstemek kolay bir şey değil. Yani ihtiyacı dolayısıyla isteyenleri bile dilencilik bir miktar şey diyoruz. Yani ya çalışmaya yönel.
bu zillete düşme diyoruz. İhtiyacı olmadığı halde sırf makam elde etmek için dilenmek bunun en çirkini. En beteri yani. Kişi kendi inansa daha iyi yapabileceğine gene talep edecek. Yani görüyor ki bir şey çok kötüye gidiyor ama kendi projeleri var. Hakikaten yapabileceğine inanıyor. Bunun için Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın örneğini veriyorlar. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ dedi ki beni yerin hazinelerine üzerine koy. اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ben hem muhafaza eder hem de bilge bir kimseyim. Bu anlamda donanımlıyım diye. Allah'ın elçisinin Mısır'daki vazifesi, kralın kendisi, kral yani oradaki sisteme baktığınızda kral onu çağırtıyor oradan, getiriyor. Yani en dipte olan bir kimseyi evsafını duyunca, özelliğini duyunca kral onu getirin, estahlisu li nefsi, onu kendime özgü kılacağım, yani onu kendime edineceğim diye, ondan her türlü yararlanacağım diye. Dolayısıyla Hazreti Yusuf artık oradan oraya getirilmiş. Şimdi şu görevimi yapsın, bu görevimi yapsın noktasında zaten kral onu kendisine istihlas etmiş. O da ben şu işi daha iyi yaparım noktasında görev seçimi bu. Yani teşbih edecek olursak bizi diyelim ki rektör çağırmış, rektör yardımcılığı teklif etmiş. Sonra da hangi görevleri dağıtayım noktasında işte falanca demiş ki ben şu idari işe bakayım, öteki demiş ki ben mali işe bakayım. Siz de ya ben şunu yani daha iyi yaparım diye ifadede bulunuyorsunuz. Bu o makama zaten gelmişsiniz. Kral zaten onu şeyden çıkarıp getirmiş. Bu bunun için kullanılabilecek iyi bir örnek değil. Resulullah'ın böyle açık tavrı varken buradan sığınıp yüzsüzlüğe buradan bir karine aramak bence uygun değil.